Hoş geldiniz. Muhabe çölünde geçen hikayelerimize devam edeceğiz. Artık nerede kaldıysak, hikayemden nerede kalmışsak oradan anlatmaya devam edeceğim. Wow. Wow, bir yerlerde bir ses falan geliyor. Ne oluyor? Evet. Ne olduğunu ben hiç anlamıyorum şu anda. Bir Frida atasözü der ki, enerjini bitirme evlat. Asıl enerji için Santer Sarsaparilla içeceksiniz. Şunu içeceksiniz, şunu. Salın şeyi, Nuka Cola'yı falan salın. Zaten Mr. Higgs ne yapacağını, ne edeceğini hiç bilmeyen birisi. O yüzden onu çok sallamamak lazım. Şimdi buraya bir şerif gerekiyormuş. Peki biz buraya bu şerifi nereden bulacağız? Bu kadar çölün ortasında, çorak toprakların ortasında bir de geleceğim. Diyeceğim ki sen geleceğim bu kasabaya haydutlardan, eşkıyalardan koruyacaksın diyeceğim. Şimdi ben gene bir şerefsizlik yapmam gerekiyor. Heh. Bence hepsini al. Oh, ne güzel. Yan kesicilik yapma. Yan kesicilik yapma. Hayır. Gizlen, gizlen. Oh, ne güzel, ne güzel. Lan biz Sunset Sarsaparilla'yı nereden bulacağız? Bilemeyeceğim. Ama Nuka Cola içmeyin yeter. Nuka Cola bir kere zayıf insanların içeceğidir. Bir kere Nuka Cola zayıf insanların içeceğidir. Burada daha fazla yürütülecek yaşam mineralleri var. Onları yanımıza alalım. Bakınız bunlar hep boş Sunset Sarsaparilla şişeleri. Bunlar hep acı şeyler. Acı şeyler derken hani bitmiş. Keşke bitmemiş olsaydı da içseydik. Ama bitmiş bunlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi tabancamı kaldırayım. Bu insanlar şey yapmasın. Yanlış anlaşılan olmasın. Adamlar asker. Üzerlerinde zırh, sırtlarında tüfekleri var. Beni burada harcayamazlar da işte. Boş boşuna problem çıkarmayalım. Sıkıntı çıkarmayalım. Abi ama ben zayıfım. Ben zaten çocuğum içebilirim. Zayıf derken öyle değil. Karakter olarak zayıf insanların içeceği. Fiziksel olarak değil. Yoksa ben de hani çok şey bir insan sayılmam. Hemen size göstereyim yani ne kadar kuvvetli olduğumu. Kuvvetli olmadığımı bakınız. Kuvvetim 3. Yok. Pek kuvvetli değilim. Ha, benim uyumam lazım. Neden? Çünkü saat çok geç oldu. Saat kaç ya o? Saat uf 3 olmuş. 3. Benim uyuyacak bir yer bulmam lazım. Burada var mıdır acaba uyuyacak bir yer? Ha, uyuyabiliyorum. İyi, uyuyayım o zaman. Bakalım bize yiyecek ne var? Oo, hiç yiyecek bir şey yokmuş ya bizde de. Dürbünümüzü alıp dürbünle bakalım neler oluyor. Bir yere gidiyor şu adam. Arkadakini alsam mı? Hazır fırsat o fırsat. Adam öyle boş boş yürüyor. Aha, o da yürümeye başladı. Ben de yürümeye başlayayım. Adamımız orada ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Oo yo, bir kişi daha çıktı. Aha! Çatışma! Güzel. Neden dikkat? Ne oldu? Güzel vuruyor bu silah. Çok hoşuma gitti. Abi o ikiz muhabbeti troll değil mi ya? İkiz mi? Ne ikizi? İkiz mi ikizi yok. Ben Cenkoz. Benim ikizim yoktur. Benim bir eşim daha yoktur bu dünyada. Dünya kalmamış zaten. Şu etrafa baksanız anlarsınız ama. Ya burada birileri vardı. Şunları tuzağa muzağa düşürmüşlerdi. Güzel. İçeri giriyoruz bakalım ne olacak. Biraz gizlenelim. Gizli gizli gidelim. Oo. Kafadan vurabiliyor muyum? Kafadan vuramıyorsam sol koldan vururum. Onu da vuramadım zaten. Tamam, o da öldü zaten. Mermi var. Güzel. Masaya mermi koymuşlar ya. Ne, çok ilginç. Masalara mermi koymuşlar bunlar ya. Başka bir şey de yok. İyi, o zaman kapıyı aç bakayım. İçeriden bir ses geliyor. Ben bir emin olamadım. Kürek. Ha. Ha. Bir açalım önce. Ha. Küreyi al bakayım. Al küreyi. Ali Arda, hoş geldin aramıza. Bunlar düşman mı yoksa zombi mi? Uzakta ne oldukları anlaşılıyor. Bunlar son derece pis haydutlar. Bunlar ne olduğu, ne ettiği bilinmeyen haydutlar. Sen hallet bakalım bunları, Eli.
Oo. Oo, bu ne? Buna gerek yok şimdi. Herhangi bir getirisi yok. Şunları alalım. Güzel şeyler getirdi. Güzel şeyler getirdi. Bayağı güzel şeyler getirdi. Mermilerimiz artıyor gördüğünüz gibi. Artık tabancamızı hızlı hızlı çekeceğiz. Hızlı hızlı ateş edeceğiz. Bu arada ilerlerken baştan Sunset Sarsaparilla için. Sağ tarafta bir bina gördüm. Sol tarafta da bir kasaba var sağ şu tarafta. Hangisine gitsem bilemedim. Şurada da heykeller var. Belki heykellerin oraya giderim. Belli olmaz. 160p'de donuyor lanet olsun. Demek ki. Ben bunun gibi yaratıklarla uğraşamam. Şimdi biliyorsunuz artık sadece ben bundan sonra 357'lik silahları kullanacağım. 357'likler şu elimde gördüğünüz Magnum tabancayla şu elimde gördüğünüz kovboy mükerrer. Bunları kullanacağım sadece. Oyo! 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 O öldü güzel. O öldü mü? Arkasında başka bir şey daha çıktı sanırım. Eddie herkesi hallediyor şu an. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok herhalde. Kıyamet sonrası bir dünyada işte çölün ortasında biz de kendi halimizde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi bakalım. Oh! Sunset Sarsaparilla. Sunset Sarsaparilla. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi biz canımızı artık sadece Sunset Sarsaparillalarla dolduracağız. Öyle bir karar daha aldım. Öyle bir engel koydum kendime. Öyle bir kural koydum diyelim. Çünkü Sunset Sarsaparilla beni her zaman iyileştirir. Neymiş bu? Silah dolabı. Açalım o zaman bunu biz. Açılmıyor bunlar. Ha şimdi açıldı. Oo işte mermiler işte. Oo plazma tüfek şey plazma tabancası. Burada başka bir şey var mı? Bir tek yazar kasa var. Burada da para var. İşte böyle. Burada aha tüccar o. O tüccar de bana. Bana o tüccar de. Onlar ne? Bunlar Nuka Cola şişesi mi? Hayır sola şişesi tamam. Nuka Cola şişesi bunlar. Şimdi tüccar seninle bir ticaret yapalım bakalım. Konuşalım bu işleri. Bunlar kalsın şu anda ya. Kalsın şu anda çünkü satacağımız çok daha fazla şey olacak. Bu silahları hep mermi alıyorum ben. Nasıl alıyorum zannediyorsunuz? Bedava mı bunlar? Bunları bir yerde üretiyorlar artık. Öyle çok fazla fabrika falan kalmadı ama özel yerde üretiliyor. Sınırlı sayıda üretiliyor. O yüzden ne para gerekiyor. Kapak gerekiyor. Bu dünya kapaklarla döner, paralarla döner. Buraya geldik. Bir de buraya mı satalım? Yoksa ben buraya neden geldim ya? Sen kimsin? Böyle birden ha madenci normal standart bir madencisin. İyi. Sanser sarsaparılığı için kendinize gelin. Sağlıktan da bir şey sağlayabiliriz. Çok fazla silahımız var. Bunların bir kısmını satacağız artık. Komple satacağız. Sende bir şey var mıydı bu arada iyiydi? Eddie. Buralarda iş var mı? Ana binada Jackson ve hayalet. Birbirini çekemeyen insanlar bunlar da hep işte. Ticaret. Ticaret için geldim. Hadi bakalım. Şu silahları artık bir atalım. Şu kartları toplayalım. Kartları ben hep topluyorum. Nerede kart görürsem toplarım. Güzel. Güzel. Bence güzel bir ticaret. Teşekkürler. Hadi bakalım. Şimdi. Peki sen kimsin? Yanlışlıkla çaldım. Yanlışlıkla çaldım. Sıkıntı değil, değil mi? Kadınla konuşmak isterim sadece. Merhabalar. En azından sen de kendi başına doğanan, hayatta kalmaya çalışan bir insansın işte. Sadece geziniyorum. Sen pek iyi görünmüyorsun. Unutmak için içme. Sunset Sarsaparilla iç. Unutma. Neyi unutmaya çalışıyorsun? Bir araştırmak gerek. Bundan sonra gördüğümüz şeyleri hep araştıracağız. Drink.
Jackson won't let me head north. Hmm. It's not safe. And even though my caravan's gone, my caravan papers are keeping me here. So if you came here for work, my advice, go find the Crimson İş. Caravan branch south of Vegas. İş yaparım. Help you out. Para varsa iş yaparım. Çevredeki insanlarla konuşabiliriz bence. Yukarı katta bir tane Sansa Sarsa Parila mı bu? Yes! Sansa Sarsa Parila. Yes. Ama başka yok herhalde. Buraya'yım. Bakalım. Sen hakikaten hayalet demen diyorlarmış ya. Ben beyaz, ya ben beyazsın şu an. Hayalet gibisin. Ücret nedir? Ücretsiz çalışmam ben. President Kimball keeps saying getting shot at is its own damn reward. Do this job for me though. I'll do it. İyi o zaman. Beni ödüllendirirsen sıkıntı yok. Sorun ne? I think there's trouble in Nipton. No traffic from there on the roads. While I can explain that away, smoke from the town I can't. I'm sure it's been hit. What I need to know is powder gangers with all that smoke in the air. If there's anybody left, they'd be in the Nipton town hall. Go there. Check it out. Nipton belediye binası. Yaparım. All right. Look at you. Ödül veririm dedi. I'm ready to go. Wish the others around here had that kind of attitude. Listen, I don't want you getting killed for this. So if you head there and run into trouble. Sen benim hakkım dedin, nişelenme. Ben cebimde tabancam olduğu sürece sıkıntım olmaz. Tabancam olmazsa bile bıçağım olur. Bıçağım olmazsa yumruğum olur. Yumruğum olmadı da dişim olur. Bir şekilde hallederiz. Sen Jackson'sın sanırım. Yardım edebilir miyim? Bir ücret varsa hadi bakalım. I need to get the caravans moving again. That means clearing a path north. There's too much crawling the asphalt up the road to allow it. Anlaştık, hadi bakalım. Thanks, I appreciate it. Ödül verildiği sürece iş yapmayı severim. Güzel. Kaybolan malzemeler hoş geldi şimdi bu kulağa. Mermi sayımız fazla. Güzel, hoşuma gitti bu iş. Bu dünya böyle, her zaman çatışma olacak diye bir şey yok. Eddie, şeyden çekil lütfen. Güzel. Güzel. Karınca şat tak diye gitti. Hadi bakalım şimdi. Şuradaki karıncaları da halledelim. Dev asker karınca bir ölmek bilmedi. Ölür müsün acaba? Oh! Şurada bir tane daha var. Ah oh be sonunda. Kuryeyken ne gibi malzemeler taşırdım? İşte saçma sapan şeyler taşırdım. Ne bileyim mesaj falan taşırdım. Açıkçası çok uzun zamandır da kurye olmadım ama işte mesaj taşıdım. Para gönderdiler. Para taşıdım. Şimdi parayı da kendime alıp kaçmadım çünkü İşimi devam ettireceğimi düşünüyordum ama ondan sonra beni denen bir tane manyağa rast geldik. Ne yapalım? O da öyle. Şimdi şurada bu varken onu da hemen halledelim. Sanser Sarsa Parila. Bakın sağlık artıyor. Sağlık puanı 2-2 artıyor her saniye. 25 saniye boyunca. Sağlıklı bir şey. Nuka-Cola diğer taraftan. Rezil bir şey. Rasyon. Rasyon veriyor size. Rasyon. Var mı böyle bir şey ya? Hangi manyak bile bile radyasyonlu şeyleri yer? Radyasyonlu şeyler içer. İşte o da öyle bir adam. Bilin istedim. Ama bir gün platin fiş denilen bir şey taşıdım ve keşke taşımaz olaydım. Keşke o işi reddedip başka kariyerlere atılsaydım. Ne bileyim. Belki karavan şeyi olurdum, koruması olurdum. Belki başka bir şey olurdum ama yapmadım. Ve de kafamıza bir kurşun yedik. Ama sıkıntı değil. Onları iade edeceğiz. Sıkıntı değil. Akşam olunca uyuyorum biliyorsunuz. Kullandığın tüfeğin adını ilk defa gördüm. Kullandığım tüfek Cowboy Mükerrer. Yani Cowboy Repeater. Gavurlar böyle diyor bu topraklarda. Şimdi gidip bu işimiz için yapacağım. Bu yaptığımız şeyin karşılığını alalım. Gidip bir ödül alalım bakalım. Roger Jackson. Neredesin? Gel bakalım sen buraya be. Bıyıklı. Gözlüklü bıyıklı. Bu adamın bıyıklarına hastayım. Bir benim bıyıklarıma bakın.
Ya benim bıyıklar da fena değil de. Şu adamın bıyıklarına bakın bir de. Bir ödülden bahsetmiştin sanırım. Ya tamam, eşyaları kaybettik. Tamam, o da olur. 100 şişe kapağı. İşte istediğim şey bu ya. Buradan o zaman Nipton'a doğru bir ilerleyelim. Nipton'da yapmamız gereken bazı şeyler var. Ben çok izleyemiyorum biliyorsunuz. Çöllerde geziyorum hep. O yüzden çok fazla filmdir, sinemadır, tiyatrodur izleyemiyorum. Benim öyle bir şey izlememe gerek olmuyor zaten. Her gün böyle şeyleri gördüğüm için çölde, kasabalarda. Şurada bir akrep ama hareketsiz, cansız. Karıncalar var. Ama bana saldırmıyorlar. İyiyiz yani. Her ne kadar az önce amcalarını, teyzelerini öldürmüş olsam da iyiyiz. Oo. Burada ateş yanıyor. Ateş yanıyor ama kimse yok. Şuralarda bir olay var. Onu şey yapmaya çalışacağım. Nerede bunlar? Oo, akrepler geliyor oradan. Ona diyor. Oo, korktum. Korktum. Eddie ne yapıyorsun Eddie? Sakin ol Eddie. Evet. Burada bir çete var. Burada bir çete var. Neden ölmüyor be? Ha, oh be. Öldü sonunda. O canlı bir şey değil mi acaba? İlginç. Ölsene lan, ne kadar zırh gibi. Ha, oh be, işte bu. Elin titriyor birader, biraz sakin ol. İşte adrenalin devreye girince böyle oluyor. Ha, güzel, böyle iyi. Eddie denilen robotu tamir etmişsin. Aynen, tamir ettim onu. Onu artık aramıza aldık. Oh, oh, oh. Senin kafana sıkabiliyor muyuz? Ha, öldürdük. Lidermiş bir de, şuna bak. İyice şövalye gibi metal zırhlar giymiş. Neyse, güzel. Oo, güzel. Kendimize şey de aldık oradan. Çok güzel. Ve şu lidere bakalım. Burada neler varmış? Ha, bunda da normal standart şey var. Metal zırh. Çok ağır be. Ben böyle bir şey yanıma taşımam. Şimdi güzel. Bunları baştan hallettik. Şurada biz bir uyuyalım. Ya da dur. Ne oluyor be? Dur, sakin olun sak. Siz nereden çıktınız birden böyle? Çok ilginç. Aa. Bak, pusu kurmuşlar. Her yere pusu kuruyorlar. Şeyleri de yok. Bunlar işte fakir haydutları. Çaresizlikten hep haydutluğa başvuruyorlar. Burada böyle sabah kadar bir uyuyalım da. Levent dostum, sıkıntı değil. Gördüğün gibi burada da şöyle insanları hallettik. Bunların da pek bir şey yokmuş. Fakir insanlar. Neyse. Hikayenin kalanı gelecek haftaya. O zaman bir sonraki defa görüşmek üzere. Adios.